Merhaba, sizlere bugün Excel'de çok az bilinen 7 özelliği anlatacağım. Bu özellikleri öğrendikten sonra bir adım öne geçebileceksiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmınıza video ile ilgili yorumları yapmayı lütfen unutmayın. Sizlere ilk olarak göstermek istediğim özellik düşey arayla ilgili çok az bilinen bir özellik. Başlangıç harfleriyle düşey arada arama yapıp sonucu getirttirmek. Örneğin bakın TR ile başlayan ilk sıradaki verimizi buraya getirttirelim. Örneğin Trestol makine. Trestol makinenin Ocak ayındaki üretim adedini buradaki adet kısmına getirttireceğim. Nasıl yapıyorum? Eşittir. Düşey ara dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Aranan değerim hangisi? Buradaki bu TR ile başlayan hücremi seçiyorum. Sonrasında en yani birleştirme işaretine bastıktan sonra tırnak işareti içerisinde bakın yıldız yani Excel'deki çarpı işaretini koyuyorum. Neden bu işareti koyuyorum? Çünkü Excel'de bir şeyi başlangıcından sonraki kelimeleri gizlemek için biz bu yıldız işaretini kullanıyoruz. Yani TR yıldız koyduğumuz zaman TR'nin yanına TR ile başlayan veriler anlamına gelmekte. Noktalı virgül. Tablo dizisi. Bakın bu tabloda arayacağım için ilgili tablomu seçiyorum. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı yani kaçıncı sütundaki verileri getireceğiz? Bakın 1 ve ikinci sütundaki verileri getireceğimiz için 2 yazıyoruz. Noktalı virgül. Tam eşleşme olması için yanlışı seçiyoruz. Buraya 0 da yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynı sonucu elde edeceksinizdir. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın Trestol makinenin değeri 878'miş. İniyorum aşağıya doğru. Bakın tren bakım AŞ var burada. Ben bu Trestol makineyi örneğin üstteki Murteza Kolonya ile değiştirdiğimde gördüğünüz gibi TR ile başlayan ilk sıradaki tren bakımın sonucunu bana buraya getirmiş oldu. Bunu da değiştirirsem eğer mesela deren kimyasalları yapalım. Bakın ondan sonraki ilk değer olan Trakya peynirin 514 değerini bana burada getirdi. Yani herhangi bir başlangıç harfleriyle düşey arada arama bu şekilde yapabilirsiniz. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim özellik yine çok az bilinen düşey arayla ilgili toplama özelliği. Ben bu sıradaki Trestol makineye ait bütün değerleri tek seferde düşey ara formülü ve topla formülüyle birlikte toplayabiliyorum. Nasıl yapacağım? Hadi gelin birlikte yapalım. Eşittir. Topla formülünü yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın sayı kısmına düşey ara yazıyorum ve tab tuşuna basıyorum tekrar formülümün içerisine giriyorum. Yani topla formülünün içerisinde düşey ara formülünü yazıyorum. Düşey ara aranan değerimiz buradaki hücre içerisindeki Trestol makine değerimiz. Noktalı virgül. Tablo dizimiz yine aşağıdaki tablo dizimizi seçiyoruz. Noktalı virgül. Bakın burası çok önemli. Sütun indis sayısı kısmına süslü parantezi açıyorum ve içerisine toplamak istediğim sütunların numaralarını noktalı virgülle ayırarak yazacağım. Yani bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. sütundaki değerleri toplayacağım için 2 noktalı virgül, 3 noktalı virgül, 4 noktalı virgül ve 5 yazdıktan sonra süslü parantezimi kapatıyorum arkadaşlar. Noktalı virgül. Tam eşleşme olması için yanlış seçeneğini seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum. Bu düşey aranın paranteziydi. Bir de topla işleminin parantezini kapatmak için ikinci bir parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ilgili değerlerimin toplamını 3450 olarak buldum. Buradan aşağıda da sağlamasını gerçekleştirebiliyorum. Süslü parantezi nasıl koyuyorum? Süslü parantezini alt gere ve 7 tuşlarıyla açıyorum. Alt gere ve 0 tuşlarına basarak da kapatıyorum arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim bir diğer düşey ara ipucu herhangi bir yok verisinin nasıl düzeltilmesi gerektiği. Eşittir düşey ara dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın burada her şey normal gibi gözüküyor. Buradaki Trestol makinenin yanındaki örneğin Ocak ya da Şubat ayındaki veriyi getireceğim. Bunu nasıl yapabiliyorum? Aranan değer kısmına buradaki hücredeki değerimi seçiyorum. Noktalı virgül. Tablo dizisi diyor. Bakın yine tablo dizimi buradan seçiyorum. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı diyor. Bakın Şubat ayındaki veriyi getirelim. 1, 2 ve 3. Trestol makinenin karşısındaki 649 değerini bulmaya çalışıyoruz. O yüzden sütun indis sayısı kısmına 3 yazıyorum. Noktalı virgül. Tam eşleşme olması için yanlışı da seçebilirim. 0 da yazabilirim. Aynı sonucu verir. Parantezimi kapatıyorum.
ve Enter'a basıyorum. Bakın yok sonucunu verdi. Aslında burada baktığımızda Trestol makine yer alıyor. Aşağıda da aynı şekilde yer alıyor. Fakat neden yok sonucunu verdi? Bakın burada Trestol makineden sonra bir boşluk var. Gördüğünüz gibi. Ben bu boşluğu manuel olarak silip yok edebilirim. O zaman doğru sonucu elde edebilirim. Ama ben bunu formülün içerisinde yapmak istiyorum. O halde ne yapacağım? Bakın geliyorum formülün içerisine. Aranan değer kısmındaki değerime başına kırp formülünü yazıyorum. Kırp formülünün İngilizcesi trim arkadaşlar. Bakın kırp yazdıktan sonra tab tuşuna bastım. Formülümün içerisine girdim. Metin kısmına da zaten A2 hücresini seçmiştim. Parantezimi kapatıyorum A2 hücresinden sonra ve Enter'a bastığımda bakın yine aynı şekilde buradaki doğru değeri elde edebiliyorum. Kırp formülüyle ben buradaki hatayı düzeltmiş oldum arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik alt toplam formülü. Bakın eşittir alt toplam dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Alt toplam işleminde neler yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Ortalama alabilirim, bade say, bade dolu say ve diğer formüllerden herhangi bir tanesini gerçekleştirebilirim. Ben satış adetlerimin ortalamasını almak istiyorum. O yüzden ilgili seçeneği seçiyorum üzerine çift tıklayarak. Noktalı virgül. Başvur diyor. Yani hangi değerlerin ortalamasını almak istiyorsun diyor. Bakın buradaki değerlerimi gelip seçiyorum ve bu değerlerimin ortalamasını alacağım. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın buradaki değerlerimin tamamının ortalaması 894,717'ymiş. Şimdi alt toplam özelliğinin güzelliğini göstereceğim size. Buradan gelip örneğin herhangi bir müşteriyi seçtiğimizde Cihan makineyi seçelim. Bakın buradan ben filtreleme yaptığımda Cihan makineye ait alt toplam yani ortalama değerlerini satışa dedi ortalama değerlerini buradan görebiliyorum. Aynı eş zamanlı olarak filtreleyebiliyorum. Buradan gelip mesela tümünü seç deyip kaldırdıktan sonra ben buradaki verilerimi tablo formatına çevireceğim. Bakın CTRL ve L tuşlarına basarak verilerimi hızlıca tablo formatına çevirebiliyorum. Tamam dediğimde verilerimi tablo formatına çevirdim. Şimdi ben geliyorum verilerime bir de dilimleyici ekleyeceğim. Bakın müşteri olacak şekilde seçiyorum müşteriyi ve tamam dedikten sonra müşterilerime ait bir dilimleyici seçtim. Bakın ben buradan Cihan makineyi seçtiğimde gördüğünüz gibi buradaki ortalamanın da değiştiğini görüyorum. Eğer ben bunu normal bir şekilde ortalama formülüyle yapmış olsaydım buradaki bu değişiklikleri göremeyecektim artık. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik çizim modunu kilitleme. Örneğin bir veri dizinimize bir başlık ekleyeceğiz. Bakın ekle sekmesine geliyorum. Buradan çizimler sekmesine gelip şekillerden bir şekil eklemek istediğimde bakın ben bu çizim modunu kilitleyebiliyorum. Sağ tıklıyorum bu şeklin üzerine. Çizim modunu kilitle dedikten sonra bakın istediğim kadar ilgili şekilden ben buraya ekleyebiliyorum. Ne zamana kadar ekleyebiliyorum? Ta ki ESC tuşuna basana kadar. ESC tuşuna bastığımda da ilgili çizim modunu kilitle özelliğini kaldırmış oluyorum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik tablo varsayılanını değiştirme. Biz verilerimizi tablo formatına çevirerek daha kolay analiz edebiliyoruz ve her tablo formatına çevirdiğimizde standart bir arayüz geliyor. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın verilerimden herhangi biri seçiliyken önce tabii bunu bir yan tarafa kopyalayalım buradaki verilerimi. Bakın gelip kopyalıyorum. Şimdi buradaki herhangi bir hücrem seçiliyken ekle sekmesine geliyorum. Tabloyu seçtikten sonra tamam diyorum ve bakın mavi siyah başlıklar ve şeritli satırlarla otomatik bir varsayılan tablo stili bana geldi. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bakın tablonun üzerindeki herhangi bir hücre seçiliyken açılan tablo tasarımı iletişim kutusundan buradan istediğim bir tablo tasarımını seçiyorum. Sonrasında bu tablo tasarımının üzerine gelip sağ tıklıyorum. Varsayılan olarak ayarla diyorum. Bakın ben bu şekli varsayılan olarak artık ayarladım. Geliyorum buradaki herhangi bir hücrenin üzerine. Şimdi buradaki verilerimi de tablo tasarımına çevireceğim. Bakın CTRL ile birlikte L tuşuna basarak da verilerimi tablo tasarımına çevirebiliyorum. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi artık varsayılan olarak tablo tasarımımı değiştirmiş oldum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik veri doğrulama içerisinde formül kullanımı. Bakın buradaki öğrencilerime ait yazılı notlarını buraya gireceğimi varsayalım. Ama ben bu hücrelerin içerisine 100 sayısından yukarıya ve sıfırdan aşağıya bir rakam girmek istemiyorum. Bunu nasıl ayarlayacağım? Bakın veri sekmesine geliyorum. İlgili hücrelerim seçiliyken veri doğrulamaya tıklıyorum. Açılan veri doğrulama iletişim kutusunda herhangi bir değer değil, özeli seçtiğimde formül diye bir çubuk açılıyor. Bakın bu formül kısmına geliyorum. Eşittir diyorum. Birinci hücreyi seçtikten sonra küçüktür 100 yazıyorum. Yani buradaki hücrelerimin 100'den küçük olması
kuralını buraya formülle tanıtmış oldum. Tanımlamış oldum. Tamam dedikten sonra bakın ben buradaki hücreye gelip 101 girmek istediğimde bana izin vermiyor. Değer bu hücre için tanımlanmış veri doğrulama kısıtlamalarıyla eşleşmiyor diyor. Yeniden dene diyor. 90 girmek istediğimde gördüğünüz gibi ilgili hücrelere 100'den küçük değerlere kolayca girebiliyorum.